Tarihi İpek Yolu'nun canlandırmasını amaçlayan Tek Yol Tek Kuşak girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı ve Marmara ile Pekin'den Londra'ya kadar en güvenli, en kısa, en ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. Demiryolu ağımızı 13.150 kilometreye yükselterek ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresi haline dönüştürdük. Değerli arkadaşlarım, 2009 yılında ilk defa Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattımızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın önemli bir parçası da tamamlanmış olacak. Şu anda Ankara-Sivas hızlı tren hattı kapsamındaki Elmadağ ilçemiz ile Yahşihan ilçeleri arasında bulunan Hisar ve Bedesten köyleri arasındaki T15 tünelindeki çalışmaları inceledik. T15 tünelimiz Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının önemli bir bölümünü teşkil etmekte. Hızlı tren hattımız saatte 250 kilometre hıza uygun hat özelliğine sahip. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas hızlı tren demiryolu hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunda önemli bir parçası olacak. Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı projesiyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforu ile tanıştırıyoruz. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da artık yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak. Kıymetli arkadaşlarım, hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağ Madeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunmakta. Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel ve 27 kilometre olan 49 adet viyadük inşa ettik. 5125 metre ile projenin en uzun tünelini Akdağ Madeni bölgesinde, 2220 metre ile en uzun demiryolu viyadüğünü ise Çelikli Kırıkkale'de inşa ettik. 90 metre ile Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demiryolu viyadüğü ile yine 90 metre yükseklik ile Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü de Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1630 kilometre ray selimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere projenin 315 kilometrelik Balışehir-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önce tamamlamıştık. Şu anda da geri kalan 78 kilometrelik Kayaş-Balışehir arasındaki çalışmalara süratle devam ediyoruz. Buradaki işlerimiz de bitti diyebiliriz. Bu kesimde bulunan son tüneli de tamamladık. Üst yapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geliyoruz. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlamak üzere çalışıyoruz. Artık hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanına Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşlarımız da kavuşmasını hedefledik. Ankara-Sivas hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanlarından biri olacaktır.
Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesini yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Ankara-Sivas hızlı tren hattı da hem ülkemizde hem de dünyada yeni atılımlara ilham verecektir. Hattımızın açılışında görüşmek üzere. Hepinizi sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Teşekkürler Sayın Hocam.